4 Eylül Haber başlıyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 23 Haziran 2015 Salı, günün gelişmeleriyle ana haber bülteninde karşınızdayız. Ben Can Vural. Kahramanmaraş'ta görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasının 5. duruşmasına devam edildi. Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Ramazan'da vatandaşlara sağlıksız ürün satmak isteyenlere göz açtırmıyor. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Ramazan'da merak edilen soruları cevapladı. Sivas'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ayrıntılar Can Vural'ın sunumuyla şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin eski Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla açılan davanın 5. duruşmasına devam edildi. Davayla ilgili konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tüm milletvekillerine seslendi. Bu olayı çözmek boynunuza asılmış bir vebaldir. Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında görevi kötüye kullanmak suçuyla açılan davanın 5. duruşmasına devam edildi. ...2009 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazası sonucu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan davanın 5. duruşması bugün Kahramanmaraş 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Mahkeme heyeti helikopterin düştüğü bölgedeki köylülerden Fatih Gökçe'yi tanık olarak dinledi. Yazıcıoğlu'nun avukatları Kahramanmaraş'ta görülen davanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ana davayla birleştirilmesini, dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ve Ömer Yakut, Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Necdet Çelik ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç'in mahkemede dinlenmesini, HTS kayıtlarının yer aldığı bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini ve sanık Dursun Özmen'in tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti bilirkişi raporunun yenilenmesini kabul edip diğer talepleri reddetti ve duruşmayı 6 Ekim 2015 tarihine erteledi. Duruşmaya Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, abi Yusuf Yazıcıoğlu, kazada hayatını kaybeden Erhan Üstündağ'ın eşi Meryem Üstündağ, gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, Sivas Belediyesi eski başkanı Doğan Ürgüp, avukatlar ve birçok kentten gelen partililer katıldı. İki buçuk saat süren duruşma sonrası Kahramanmaraş Adliye Binası önünde açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, burada bugün sürdürülen bir mahkeme var, bir de soruşturma var. Tabii ana soruşturma dosyasının henüz davası açılmış değil, henüz iddianame hazırlanmış değil dedi. Ve Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en şerefli üyelerinin başında geliyordu. Ve şehit olduğunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesiydi. Elbette ki en başta elbette ki bize, onun dava arkadaşlarına, ailesine düşer onun davasını takip etmek ve takip ediyoruz. Ve bundan sonra da sonuna kadar bu süreç aydınlanana kadar takip etmeye devam edeceğiz. Destici konuşmasında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden milletvekillerine de seslenerek bu davanın çözülmesi için çağrıda bulundu. Ama buradan bugün yemin eden milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu da sizin gibi bir milletvekiliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en şerefli üyelerinden birisiydi. Onun hakkını, onun hukukunu korumak,
onun şehadet sürecini aydınlatılması için uğraşmak size de bir vebal değil midir? Bugün yemin eden milletvekillerinin tamamı bu hadisenin aydınlatılması için gayret göstermelidirler. Sadece olayın olduğu sırada gruplar adına teklif vererek mecliste bir soruşturma komisyonunun açılmış olması onları bu vebalden kurtarmaz ya da görevlerini hitama erdirmez. Elbette ki onlarla birlikte Türkiye'yi o günden bu yana yöneten iktidar da bu işi aydınlatmakta baş görevlilerden ve baş sorumlulardandır. Sivas'ta bir ilke imza atarak hem mübarek Ramazan ayının dayanışma ve paylaşım geleneğinin yerine getirilmesini sağlayan hem de en çok ihtiyacımız olan bu günlerde birlik beraberliği oluşturan 4 Eylül TV'nin mahallede iftarı devam ediyor. Sizin kanalınız 4 Eylül TV dün akşam Mimar Sinan Mahallesi sakinlerini dostluk, hoşgörü, sevgi, saygı ve paylaşım sofrasında buluşturdu. Hadi afiyet olsun. 4 Eylül TV'nin öncülüğünde ve mahalle muhtarlarının da destekleriyle gerçekleşen Mahallede İftar Var programlarının dün akşamki adresi Mimar Sinan Mahallesi oldu. İftar programına Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve Sivas Belediye Eski Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı. Ürgüp ve Bulut böyle anlamlı bir proje gerçekleştiren 4 Eylül TV yönetimine teşekkür etti. Sevgili izleyenlerimiz, Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Mimar Sinan Mahallesi'nde vatandaşlar yavaş yavaş tabii ki yerlerini almaya başladılar ve şehrimizin efendim tandan simaları ve tabii bir dönem Sivas Belediye Başkanı olan Sayın Doğan Ürgüp efendim teşrif ettiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Güzel bir mahalle iftarına teşrif ettiniz efendim. Burada halk bugün ekmeğini, evet, suyunu bölüşecek efendim. Neler söyleyeceksiniz? Bir defa Ramazan ayı, bereket ayı. Ramazan ayında duygular insanların kabardığı bir ay. İnsani hassasiyetlerin son derece yükseldiği bir ay. Tabii ki rahmet ve mağfiret ayı. Cenab-ı Allah'ın 11 ayının içerisinde Ramazan ayının yeri ve kıymeti bir başka olduğunu zaten nakli kaynaklardan da biliyoruz. Evet. Tabii 4 Eylül Televizyonu'nun ve muhtarlarımızın ortaklaşa yapmış olduğu bu faaliyet kültürümüzün yansıtılması açısından da çok önemli bir faaliyettir. Çok güzel geçiyor. Yani bir arada yapılan iftarlar da var. Onlar da geçmiş dönemde sponsorluklar yaptık, destekler verdik. Ama bunun tadı ve ahengi bir başka olmuş Sayın Başkanım. Evet. Teşekkür ederim sizlere de. Güzel bir faaliyet yapmışsınız. Aynı şekilde arkadaşlarıma, Hakan Beylere, kameraman arkadaşlarıma, televizyon kanalınızın yöneticilerine de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu manada bir sofrada, Ramazan'ın amacına uygun bir sofrada insanımızı birleştiriyorsunuz. Hakikaten yaptığınız iş çok çok teşekkür ederiz. Sizin şahsınızda, televizyonunuzu da çok çok tebrik ederiz. Hakikaten Ramazan bizim kültürümüz, örfümüz, anneannemiz nasıl yaşanması gerekiyorsa Ramazan'da onu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu manada çok çok teşekkür ederiz. Efendim. Saatler öncesinde iftar hazırlıklarına başlayan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri iftar yapılacak alana masa ve sandalyelerini kurarak hanımların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri sofralara yerleştirdiler. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ahmet Kurt'a yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Biz teşekkür ederiz. Buna öncülük ettiğiniz için mahalle sakinlerimizin de çok teşekkürleri var. Onları da peşine söylüyorum. Allah razı olsun. İmece usulü, bir dayanışma usulü, birlik beraberlik oluşturmuş oldunuz. Evet. Şahsım adına da biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İftar vaktine az bir süre kala mahalleliler hazırlanan masalarda yerlerini almaya başladı. Program sunucumuz Hakan Bakar ezan okunmadan önce Mimar Sinan Mahalleli hanımların yaptığı birbirinden lezzetli yemeklere şöyle bir göz gezdirdi. Şu pilavımızı da gösterelim bakın. Tane tane olmuş efendim pilavlar. İçinde de nohut taneleri, evet, var. Afiyet olsun diyoruz. Hayırlı teşekkür ederiz. Efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sofra duasıyla başlayan program ezanın okunmasının ardından oruçların açılmasıyla devam etti. Evet.
mahalle sakinleri düzenlenen iftar programına ilişkin mikrofonlarımıza duygu ve düşüncelerini aktardı. Vallahi mahallede birlik beraberliği sağlamak için muhtarımız böyle bir organize başlatmışlar. Evet. Sizin sayenizde özellikle. Hep beraber, hep beraber. Tüm mahalleler olarak ne güzel bir duygu. Hep birlikte olmak, hep birlikte iftar açmak çok güzel bir duygu olur. Değil mi? Tabii. Yani acıyı da tatlıyı da beraber tabii yaşıyoruz. Tabii ki birlikte yaşamakta fayda var. Vallahi çok güzel bir şey. Hep beraber burada iftarı yapacağız. İnşallah. Peki efendim, size kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Ramazan'da vatandaşlara sağlıksız ürün satmak isteyenlere göz açtırmıyor. Ekiplerin gece gündüz aralıksız çalıştığını ve denetim yaptığını belirten İl Müdürü İhsan Aslan, vatandaşları da uyardı. Asıl denetimi sizler yapacaksınız. Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşların daha sağlıklı ürünler tüketebilmesi için çalışmalarını sürdüren denetim ekipleri, özellikle toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan yerleri sıkı bir şekilde denetliyor. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, rutin gıda denetimlerini Ramazan ayında daha da sıkılaştırdıklarını ifade ederek şunları söyledi. Ramazan ayı içerisinde yoğun olarak çalışmalarımızı gece gündüz demeden devam ettirdiğimiz denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerimiz işte 1 ile 22'si arasında şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimler, 133 tane gıda üretim yeri, 185 tane satış yeri, 157 tane toplu tüketim yeri olmak üzere 475 tane denetim yaptık bu 21 günlük süre içerisinde. Yapılan son denetimlerde 10 iş yerine uygunsuzluk nedeniyle toplam 30.000 TL para cezası kestiklerini belirten Aslan, bu uygunsuzluklarınsa hijyen nedeniyle değil, mevzuata aykırılık ve ürünlerin son kullanma tarihiyle ilgili olduğunu ifade etti. Ciddi hijyenik problemlerle karşılaşmıyoruz. Kapattığımız artık iş yerleri yok. O ağırlıkta çok kötü şartlarda üretim yapılmıyor. Genel olarak karşılaştığımız sorunlar ise kayıt belgesi. Yeni iş yerini açmış, bakanlık kaydını almamış. Kayıt belgesi yok. Ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduruyor. Bu da daha çok rafların devamlı kontrol edilmesi gerekir. Ürün takibinin yetersizliğinden kaynaklanan hususlar. Ya da faaliyet konusuna aykırı davranmaktan. Yani bir ekmek büfesi sadece ekmek satabilir. Bu belediye ruhsatıyla ilgili olan hususlar. Asıl denetimi yapacak olanların tüketicinin kendisi olduğuna vurgu yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Aslan, tüketicilerin Alo 174 ihbar hattını aramalarını istedi. Bir olumsuzlukla karşılaşıldığında mutlaka Alo 174 aranıp bildirildiği takdirde hem denetim olarak bizi yönlendirmiş olacak, hem bizim göremediğimiz bir olumsuzluk var ise onlar görmüş olacak ve bizi de yönlendirmiş olacaklardır. Aslan tüketicilere bazı tavsiyelerde de bulundu. Ramazan ayında özellikle bizim istediğimiz tüketicilerden bazı şeyler vardır. İşte son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerekir. Ürünlerin etiket bilgilerinin olması gerekir. Tükettikleri ya da aldıkları ürünlerde bir uygunsuzluk varsa mutlaka arayıp haber vermelerini istiyoruz. Yine açıkta, seyyar satıcılıkta, pazarlarda etiketsiz ürünlerle karşılaştıklarında hem ihbar etmeleri hem de bunları almamalarını istiyoruz. Eğer bir ürünün etiketi yoksa nerede üretildiği belli değildir. Sağlık koşullarına uygun mudur, hijyenik midir onu bilemeyeceğimiz gibi ürün bozulmuş bile olabilir, sağlığı tehdit edebilir. Etiketsiz ve açıkta satılan ürünleri de kesinlikle almamalarını istiyoruz. Bir Ramazan klasiği daha yaşanmaya başladı sevgili seyirciler. Orucu bozan durumlar nelerdir? Kimler oruç tutmayabilir? Oruç tutmayan kişiler dini vecibilerini nasıl yerine getirmelidir gibi sorular yine ortalarda dolaşmaya başladı. İşte Ramazan'da dikkat edilmesi gereken orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiyi sizler için bu haberde topladık. Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tüm bu soruların cevaplarını 4 Eylül mikrofonlarına açıkladı. Yine bir Ramazan klasiği yaşanmaya başlandı ve herkes hemen her yıl sorulan Ramazanlık soruları yine sormaya başladı.
Bunların en başında da her zaman olduğu gibi orucu bozan hal ve durumlarla ilgili sorular geliyor tabii ki. Oruç tutan vatandaşlar oruç bozan durumları, oruç bozan şeyleri bilmek ve buna göre bu hususlara dikkat etmek istiyorlar. Oruç tutmayan vatandaşlarsa dini vecibelerini nasıl yerine getireceklerini bilmek ve uygulamak istiyor. Tüm bu soruların cevabını İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan 4 Eylül TV mikrofonları aracılığıyla paylaştı. Oruç ibadetleri değerli kılan ihlas özelliğini en çok yansıtan ibadettir. Çünkü oruç kul ile Rabbi arasındadır. İnsanların nefis ve arzularıyla yaptıkları bir savaştır adeta. Recep Şükrü Balkan, orucu bozan hal ve durumları ve en çok merak edilen soruları şu sözlerle açıkladı. Burada temel kaydı şudur. Bazı istisnaları olmakla birlikte vücuda giren şeyler orucu bozar, vücuttan çıkan şeyler orucu bozmaz şeklindedir kaydı. İşte burada tabi bunların istisnaları vardır. Bize mesela çok sıkça sorulan sorulardan hareket edecek olursak, göz damlası ile ilgili çok soru geliyor. Göz damlası orucu bozar mı diye. Netice itibariyle toparlamak gerekirse, yani boğazımızdan, burnumuzdan her şekilde mideye doğru giden bir şey olduğu zaman tedavi amaçlı iğne dışında bunlar orucu bozar. O yüzden en azından bunun farklı görüşlerini söyleyenler olsa da burada bir risk vardır. İbadette de her zaman riskten uzak durmak daha evladır. Kimlerin oruç tutamayacağını açıklayan Balkan, oruç tutamayanların da dini vecibelerini nasıl yerine getirecekleri konusunda bilgiler aktardı. Bir defa hasta olup hastalığı yani bu orucun dinin hassasiyetini bilen bir doktor tarafından oruç tutması durumunda sağlığına ciddi manada bir zarar vereceğini düşünüldüğü bir rahatsızlığı varsa bu kişiler oruç tutmayabilirler. Bunun dışında yolculuk esnasında seferi durumda olanlarda ruhsat vardır. İsterlerse tutabilirler, dilerlerse daha sonra tutmak üzere bırakabilirler. Oruç tutamayan kişilerin de Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl belirlediği fidye miktarınca fidyelerini vermek suretiyle, günbaşı fidyeyi vermek suretiyle o orucun karşılığında bu şekilde ödemiş olurlar. Kamil anlamda bir oruç tutmak için bütün organların iştirak etmesi gerektiğini söyleyen Balkan, oruç tutan kişi gözüne, diline, kulağına ve gönlüne sahip çıkmalı dedi. Kamil anlamda bir oruca bütün organların iştirak etmesi gerekir. Şöyle ki yani oruç tutan kişi midesini yemekten içmekten koruduğu gibi işte dilini de gıybetten, iftiradan, dedikodudan, kötü sözlerden ve davranışlardan da uzak tutması gerekir. Yani mesela göz harama bakmamalıdır, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu, iftira dinlememelidir, duymamalıdır. Dil bunları yapmamalıdır. Gönül güzel şeyler düşünmelidir ki oruç gayesine ulaşsın. Dini açıdan mecburiyetleri olmamasına ve hamile olmalarına karşın oruç tutmakta ısrar eden kadınlara kadın doğum uzmanı operatör Doktor Gültekin Koçun'dan uyarı geldi. Oruç süresi uzun, erken doğum yaşayabilirsiniz. Uzmanlar uzun yaz aylarına denk gelen Ramazan ayında hamile olan anne adaylarını oruç konusunda uyarıyor. Gebelikte bol sıvı içmenin ve az az sık sık da gıda tüketmenin çok önemli olduğunu belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Gültekin Koç'un 17 saate varan oruç süresinin gebeler için sağlıklı olmayacağını açıkladı. Gebenin işte günlük ihtiyacını 6 saatlik bir sürede değil de gün içerisinde yayarak tüketmesi gerekiyor. Yani bir seferde işte iftarla sahur arasında değil de bütün gün içerisinde tüketmesi gerekiyor. O yüzden yani orucu özellikle uzun yaz günlerinde önermiyoruz gebelere. İlla ki tutmak istiyorsa yani gebe mutlaka bir doktor kontrolünde olması lazım. Oruç tutmakta ısrarcı olan anne adaylarına tavsiyelerde bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Gültekin Koç'un hamilelerin gün içinde ihtiyaç duyduğu besinleri 6 saate yayarak yemeleri gerektiğini belirtti. İlla tutmak isteniyorsa da
gün içerisinde alması gereken sıvıyı iftarla sahur arasında yayarak alması lazım. Birdenbire iftarda yüklenmek ya da sahurda yüklenmek gibi değil de bu 6 saatte yayarak besinlerini tüketmesi lazım. Günlük tüketmesi gereken süt ürününü tüketmesi lazım bu süreçte iftar ya da sahur arasında. Sıvıyı tüketmesi lazım. Daha çok protein ağırlıklı beslenmesi, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmesi lazım. Karbonhidrat ve yağ yüklenilmemesi lazım. Tüm gebelik süresinin yanı sıra ilk bir ay ve son üç ayında çok önemli olduğunu belirten koçun, özellikle bu dönemlerde oruç tutulmasının hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından daha sağlıklı olacağını söyledi. İlk aylarda zaten bir bulantı sorunu oluyor gebelerde. Beslenme gerçekten sorunlu oluyor. Bu kişinin aynı zamanda oruç tuttuğunu varsayarsak, iftardan sonra da bir şey yemediğini, bulantıdan dolayı yemediğini varsayarsak, bu neredeyse 24 saat hiçbir şey yiyip içmeden zaman geçirmesi anlamına gelir. Bu da kan şekerinin düşmesi. Kan şekeri düştüğü için de yağ yıkımı olacaktır. Yağ yıkımı da ketonların oluşuma neden olacaktır. Bunlar da bebek için sakıncalı hale gelebilir. Son 3 ayda da bebek gerçekten hızlı kilo alımı dönemindedir. Yani bebeğin asıl kilo aldığı dönemdir. Bunda da anne günlük kendi ihtiyacının haricinde bebeğin ihtiyaçlarını da alamazsa bebek kilo alımı yavaşlayabilir. Yaz günlerinde oruçta sıcak havalarda olduğu için sıvı tüketimini de karşılayamayacağı için sıvısında da bebeğin azalmalar olabilir. Hamilelikte oruç tutmanın az sıvı tüketimi ve idrar yolu iltihabına bağlı olarak erken doğuma neden olabileceğine dikkat çeken operatör doktor Koç'un şu şekilde konuştu. Anne günlük kendi ihtiyacının haricinde bebeğin ihtiyaçlarını da alamazsa bebek kilo alımı yavaşlayabilir. Yaz günlerinde oruçta sıcak havalarda olduğu için sıvı tüketimini de karşılayamayacağı için sıvısında da bebeğin azalmalar olabilir. Anne 17-18 saat susuz kalacağı için. O yüzden son 3 ayda ve ilk aylarda mümkün oldukça önermiyoruz. İlla tutacaksa da çok kontrollü bir şekilde tutması lazım. Bir de gebelikte yani yaz aylarında şu an oruç olduğu için dışarı çıkmamayı tavsiye ediyoruz. Yani eğer tutuyorsa da dinlenerek geçirmesi. Yani evinde sahurdan sonra dinlenmesi, iftara kadar da dışarı çıkmaması daha makul. Koç'un emzirme döneminde de oruç tutmanın anne sütü açısından olumsuz bir durum oluşturduğunu belirtti. Şimdi aktif emziriyorsa zaten gerçekten emziren bir annenin oruç tutması sütün azalmasına neden olacaktır. Çünkü günlük sadece bebeğin tükettiği sıvı süt için bile yüksek miktarda sıvı tüketmesi gerekiyor, besin alması gerekiyor. Sadece kendi ihtiyaçları için değil, bebeğin için de bunları tüketmesi lazım. Onların da aynı şekilde doktor kontrolünde tüketmeleri lazım. Aktif emziriyorlarsa ve yeni doğum yaptılarsa kesinlikle yine önermiyoruz. Yaz mevsimi başladı, okullar tatile girdi ve yaz eğitimleri başladı. Eğitimin birçok alanında yaz okulları devreye girerken İslam ülkelerinin hepsinde uygulanan Kur'an kursları da ülkemizin her yerinde olduğu gibi Sivas'ta da başladı. Kur'an kurslarının açılışı nedeniyle Tuğut Kardeşler Camii'ne giden İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da çocuklara öğütler verdi. İnşallah bu güzel heyecanınızı da ben görüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz tatili boyunca Kur'an, siyer, ibadet, ahlak ve dini bilgilerin verileceği yaz kursları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz Kur'an kursları 9 hafta sürecek. Kendi yerini yapacaksınız, oyun da oynayacaksınız, farklı etkinlikler de yapacaksınız. Kur'an kurslarının açılışı nedeniyle İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Tuğut Kardeşler Camii'nde öğrencilerle buluştu. İnşallah bu güzel heyecanınızı da ben görüyorum. Sonuna kadar aynı heyecanla kursa devam edeceksiniz. Kimler kendisi isteyerek geldi kursa? Öğrencilerle sohbet eden Balkan onlara bazı öğütlerde bulundu. Şimdi hocalarınız sizin için hazırlıklar yaptılar. 2 ay boyunca size çok güzel bilgiler verecekler. Hepiniz buradan ayrılırken Kur'an-ı Kerim'i şıkır şıkır okuyacak hale geleceksiniz.
Daha sonra da basın açıklaması yapan Balkan, yaz Kur'an kursu mevsiminin açıldığını belirterek çocukların camilerde koşması ve gürültü yapmalarının en büyük rahmet olduğunu söyledi. Bu sene de yine bir yaz Kur'an kursu mevsimini açmış bulunuyoruz. Çocuklarımızın camiyle buluştukları en önemli zaman dilimi yaz Kur'an kursları. Bildiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız dünya çapında çok önemli hizmetleri yürütmekte. Çok önemli projeleri var. Bunların bence en önemlisi veya en önemlilerinden birisi bu yaz Kur'an kursları. Çünkü çocuklarımız burada camiyle buluşuyorlar. Çocuklarımızın camilerde koşuşturmaları, gürültü yapmaları bile milletimiz, memleketimiz için çok büyük bir rahmettir. İnşallah bu yavrularımız 2 ay boyunca bizim en değerli misafirlerimiz olacaklar. Balkan tüm ailelere de seslenerek çocuklarını bu rahmet ve bereket ayında yaz Kur'an kurslarına göndermelerini istedi. Ailelerimize de buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka ki yaz tatili girdiği andan itibaren her ailenin kendine göre bir planı vardır, programı vardır. Ama bu planları, programları içerisinde özellikle rica ediyoruz. Mutlaka çocuklarımızın camiyle, Kur'an'la buluşma planlarının da o planların içerisinde mutlaka ama mutlaka yer bulması lazım. Bu noktada inşallah biz ailelerimizin çocuklarını bu kurslara göndereceklerini ümit ediyoruz, inanıyoruz. Öğrencilerin sadece Kur'an ve dini bilgi öğrenmeyeceklerini de belirten Recep Şükrü Balkan, kursun çeşitli etkinliklerle daha eğlenceli hale geleceğini sözlerine ekledi. Sadece Kur'an öğrenmeyecekler, sadece dini bilgiler öğrenmeyecekler. Aynı zamanda çocuklarımız çeşitli etkinliklerle de bu ortamı daha zevkli hale getirecekler. Spor aktiviteleri düşünüldü. Bunların hepsini biz organize ettik. Çok farklı etkinliklerle inşallah çok mutlu, sevinçli bir şekilde bu 2 aylık süreyi tamamlamış olacaklar inşallah. Kursun ilk gününde çocuklar Kur'an-ı Kerim okudu, karşılıklı soru-cevap şeklinde bilgileri güncellediler. Öğrenciler ayrıca hocalarının ders anlatımıyla da kurs süresince kendilerini geliştirecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Besmelesiz yapılan her iş noksandı. Biz de Kur'an okurken ne yapıyoruz ilk başta? Besmele çekiyoruz. Allah'ın ismini anarak Kur'an'a başlıyoruz. Yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar duydukları memnuniyeti mikrofonlarımız aracılığıyla dile getirdi. Camiyi seviyorum ve bize Kur'an öğrettikleri için hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Camimizi seviyorum. Hocalarımızın bize Kur'an öğrettiği için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu Kur'an'ı bize öğretiyorlar. Sonra yine öğretiyorlar. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Sivas'ta 2 kişi arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada biri tesadüfen yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sivas'ta 2 kişi arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada biri tesadüfen yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay 16 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki 4 yol kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde pastane işleten 34 yaşındaki Bahadır Yarış, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunan ve kahvehane işleten 27 yaşındaki Furkan Gür'le tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bıçak çeken Gür Yarış'ı göğsünden yaraladı. Bu sırada üzerinde bulunan tabancasını çeken Bahadır Yarış peş peşe tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Furkan Gür'le o sırada kaldırımdan geçen 31 yaşındaki Vural Karasu yaralandı. Sırtına 3 kurşun isabet eden Furkan Gür ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar Bahadır Yarış'la Vural Karasu ise numune hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Bıçakla yaralanan Bahadır Yarış'la silahla vurduğu Furkan Gür'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yoldan geçerken sol ayağına kurşun isabet eden Vural Karasu'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bıçak.
Kentin Enişek caddelerinden biri üzerinde meydana gelen olay sonrasında kalabalık toplandı. Kalabalığın yoğunluğu nedeniyle sağlık ve polis ekipleri hareket etmekte zorlandı. Yoğun kalabalık arasında yaralılar güçlükle ambulanslara alınarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için uzun süre çaba gösterdi. Çevreye dağılan mermi kovanlarını bulmakta da zorlandı. İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün akşam Mehmet Akif Ersoy mahallesi sakinleri haydi heyecanlı anlar yaşadılar. Mahallenin iftar hazırlıklarına giriştiği sırada Karaağaç Caddesi üzerinde yükselen duman ve alevler korku yarattı. Bir kereste deposunda çıkan yangın neyse ki itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sivas'ta akşam saatlerinde Şadi Aslan'a ait kereste deposunda çıkan yangın çevrede endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çabası sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Olay saat 19 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Şadi Aslan'a ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olaydan bir saat önce depoya malzeme indirildiği öğrenilirken yangının da bu nedenle çıkmış olabileceği ifade edildi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek ilk bilgileri aktardı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arkada depo olarak kullanılan alanda henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple bir yangın çıkmıştı. Arkadaşlar dışarıdan gelen vatandaşlarımız itfaiyemize bildirmişler. İtfaiyemizde direkt yangına müdahale için bütün ekipleri buraya sevk ettik. Yangını söndürdük. Şu anda son çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamen soğutma çalışmaları yaptıktan sonra da yangın söndürülmüş durumda. Yani henüz bir canla ilgili bir sorunumuz falan yok. Jandarmada yaz tayinleri başladı sevgili izleyiciler. Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan açıklamada Sivas'ın da aralarında bulunduğu bazı illerin jandarma komutanlıklarında değişikliğe gidildi. Jandarma Genel Komutanlığı Sivas'ın da aralarında bulunduğu bazı illerin jandarma komutanlarını değiştirdi. Sivas İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, Trabzon'a atanırken Sivas'ın İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Albay Bektaş Hasan getirildi. 2 yıl önce Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Kurmay Albay Okçin Akşit, görevine veda ediyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Okçin Akşit'in veda ziyaretleri yaparak bayram sonrası Sivas'tan ayrılması bekleniyor. Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bektaş Aslan ise daha önce Muş ve Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda karargah görevini yapan Aslan bu kararla yeniden kıta görevine atandı. Bektaş Aslan'ın bayram sonrası görevine başlaması bekleniyor. Öte yandan Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras Hatay'a, Rize Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran Konya'ya atanırken, Rize'ye ise Sivas İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Semih Coşkun atandı. Sivaslı off-road severlere müjde, 2800 kilometrelik parkuruyla Türkiye'nin en önemli off-road yarışlarından olan Transnational Off-Road Rally'si bu yıl ilk kez Sivas'tan geçecek. Türkiye'nin en önemli off-road yarışlarından biri olarak gösterilen Trans-Anatolia Off-Road Rally'si Sivas'tan geçecek.
Trans Anatolia 2015'in kuzeydoğuya doğru uzanan 2800 kilometrelik parkuru Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini de yarışseverlere sunacak. Ayrıca başkent Ankara geçen yıl olduğu gibi bu yılda start seremonisine ve finish podyumuna ev sahipliği yapacak. Yıllardır Antalya'dan başlayan, Kuzey Akdeniz üzerinden devam ederek İç Anadolu'yu kat eden ve Ankara'da son bulan Trans Anatolia Offroad Rally'sinde bu yıl ilk kez Kars Sarıkamış üzerinden çizilen bir rota kullanılacak. Trans Anatolia Offroad Rally'si, Kars'ta yıllardır faaliyet gösteren ve başarılı ulusal ve uluslararası offroad organizasyonlarına imza atan -36 Offroad Kulübü ile yollarını birleştirecek. Bu kez ilk kez organizasyonun sahibi Orhan Çelik'in de desteğiyle Kars'ın da dahil olduğu bir rota kullanılacak. Bu rotada start Ankara'dan 22 Ağustos'ta başlayarak Yozgat, Sivas, Erzincan ve Erzurum rotasını takip ederek 25 Ağustos'ta Sarıkamış'a gelecek. Sarıkamış'ta verilecek kamp ve teknik molaların ardından yeniden Sarıkamış'tan yola çıkan ekip Rize, Erzurum çizgisinden Karadeniz'in güney hattını takip edip 29 Ağustos günü Ankara'da olacak. Yaklaşık 8 gün sürecek bu zorlu offroad rallisi 2015 yılında Avrupa kıtasında yapılan tek büyük organizasyon olma özelliğine de sahip olduğundan başta büyük fabrika takımları olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakalım Sivas'ta hava nasıl olacak? Para piyasaları. Böylelikle bültenimizin bu akşam da sonuna geldik sevgili izleyiciler. Az sonra sevgili Melih Delibaş'ta yurttan haberleri izleyebilirsiniz diyorum. Ama kıssadan ise öyküyle bugün de bültenimizi kapatacağım şimdi. İyi ki yapmışım dediğim şeyler var. Öykümüzün ismi bu. Aynı zamanda keşkelerim de. Engellemek istediğim başlangıçlar var. Unutmayı yürekten dilediğim kişiler ve zamanlar. Unutamadım. Unutmayacağım dostlarım var. Hayatımdan seneler çalan insanlar, hafızamdan silmek istediğim görüntüler var ve silemediğim. Silemediğim sözler var. Duymamış olmayı dilediğim ama duyduğum. Her şeye rağmen isyan etmemek. Hiçbir şeye hiçbir zaman isyan etmemek. Rabbim sınıyor ama merhametini de esirgemiyor bizden. Buna da şükürler olsun diyebilmek. Hala yüzümün gülümsememesini sağlayan sebeplerim de var. Ama yine de şükretmek, şükretmek, hep şükretmek. Hoşça kalın, esen kalın. Güzel bir akşam diliyorum, hayırlı Ramazanlar. Ben Can Vural. Yurttan haberlerle karşınızdayız. Ben Melih Delibaş.
Bitlis'in Ahlat ilçesinin bastonları artık patentli oluyor. Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbeykoğlu, Ahlat bastonunun patentini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu. Bitlis'in bastonuyla ünlü Ahlat ilçesi bu değerini kendisiyle özdeşleştirmek için patentini alıyor. Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbeykoğlu patent almak için Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptı. Başvurunun ardından Ahlat'taki baston atölyelerini dolaşan Kaymakam Tekbeykoğlu baston ustası Refa Gökbulak'la bir süre sohbet etti. Burada açıklama yapan Kaymakam Tekbeykoğlu, Ahlat bastonunun yeterince tanıtılmadığını belirterek patent başvurusuyla tanıtım için ilk adımın atıldığını söyledi. Biz de bu geriye düştüğümüz halden ileri sıçramak için bir adım attık ve coğrafi işaret başvurumuzu patent enstitümüze geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle gerçekleştirdik. Bundan sonra tıpkı diğer şehirler gibi ilçemizde de baston denildiği zaman Ahlat akla gelecek. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis bir internet kafeden sosyal medya hesabına yüklenen ve pazarlanmak istediği sanılan tarihi eserlerle satmak isteyen şüphelilerin peşine düştü. İnegöl'de son iki ay içerisinde toprak altında bulunan Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler, kaçak kazı veya tesadüfler sonucu gün ışığına çıktı. İnegöl'e bağlı Hacıkara mahallesinde iki hafta önce MŞ'ye ait tarlada yapılan izinsiz kazıda sütun ve sütun başlığı ele geçirildi. Bu gelişmelerin ardından İnegöl Atatürk Bulvarı'ndaki bir internet kafede yaşanan olay jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Söz konusu internet kafeye 38 plakalı bir araçla gelen iki kişiden biri, bilgisayarı kullanarak sosyal medya hesabına girerek el feneriyle aydınlatılan bir yerdeki tarihi eserle ilgili görüntüleri yükledi. Bu eserleri pazarladığı sanılan iki kişi daha sonra bölgeden ayrıldı. Sosyal medyadaki görüntüleri saptayan jandarma ekipleri kaynak olarak tespit ettikleri internet kafeye gelerek inceleme başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen iki kişi aranırken tapınağı andıran tarihi eserlerin yerinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Elazığ'da dokunduğu elektrik direğinde kaçak akıma kapılan 14 yaşındaki Gökhan Kalıpçı ölümden döndü. Akımın etkisiyle yere fırlayan Kalıpçı hastanede tedavi altına alındı. Karşıyaka Mahallesi Özbek Sokak'ta oyun oynarken elektrik direğini tutan Gökhan Kalıpçı kaçak yaparak direğe geçen akıma kapıldı. Akımın fırlatarak yere düşürdüğü Kalıpçı çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Bölümü Yoğun Bakım Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Mahir Kalıpçı olayı şöyle anlattı. Akşam saat 11.30 sıralarında şu gördüğünüz direği elini vurarak yani elektrik akımına kapılmıştır. Biz de saat 11.30'da TEDAŞ yetkililerini aramamıza rağmen acil bir durumun olduğunu söyledik. Yani direğin elektrik kaçırdığını söylememize rağmen buraya yaklaşık yani bire çeyrek kala o civarında geldiler. Ondan sonra tekrar buraya geldikleri zaman buradaki arkadaşlar bayağı çocuk vardı. O çocukların elektrik akımına kapılmaması için önlem almışlar. Niye zamanında gelmiyorsunuz diyoruz. İşte vardiya değişimi. Vardiya değişimi oluyor. O yüzden gelemiyoruz. Hani vardiya değişimi olduğu zaman orada hiç mi bir nöbetçi kişi yok ya? Mahalledeki çocuklardan 10 yaşındaki Dila Ünal, Gökhan'dan önce kendisini de elektrik çarptığını iddia etti. Gökhan Kalıpçı'ya elektrik çarptığında olayı gören Taha Ünal da, Gökhan kapıyı kapattığında direğe elini vurdu dedi. Direğe elini vurduğunda ilk başta sandım ki içeriden bir şey gördü, korktu sandım. Sonra birden Gökhan bağırmaya başladı, kafasını böyle kendi yere vurmaya başladı. Sonra dedi ki elektrik çarpıyor dedi. Muammer abi geldi, onu oradan kaldırdı, ben de diğerlerine haber verdim. Gaziantep'te bir araya gelen kadınlar sahneledikleri tiyatro oyunuyla hemcinslerine yönelik şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi. 40 Ayak Parkı'nda bir araya gelen ve kendilerine Antepli kadınlar adını veren 100 kişilik grup, ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atarak Balıklı Parkı'na kadar yürüdü. Son zamanlarda artan kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar, hem cinslerine yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulmasını istedi. Aa!
Kalabalık Balıklı Parkı'nda kısa bir tiyatro gösterimi yaparak kadın cinayetlerine dikkat çekti. Erkeğin kadınlar üzerinde uyguladığı baskıyla kadınların birleşip erkeği yenebileceğinin anlatıldığı tiyatro oyununun ardından kalabalık eyleme son verip dağıldı. Yurttan haberlerle karşınızdaydık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.